bugün Birol abiye ziyarete geldik Yalova'ya. Birol abim bahçeye beraber geziyoruz şu an. Birol abi soracağız, Birol abi anlatacak. Hep beraber izleyelim. İnşallah şöyle gidelim. Evet. Ana babi seni yatıyor. Abi tabi sen yukarı da çık. Şöyle ortamı bir görsün arkadaşlar. Evet Birol abi, sen bugüne bize bir anlat bakalım. Nasıl bu şekilde geliyor, nasıl oluyor baston gülü? Şimdi bu 2 yaşında bir, yaklaşık 2 yaşında olan bir baston gülümüz, sarkık baston gülü. Yani sarkık. Evet, benim yanıma geldiğinde uyguladığımız aşının şeyi, bunlar olmuş hali. Evet. Bu şöyle Haziran 15'inde başlayacak gül vermeye. Bilhassa bu toprağa dikildiği zaman en azından üstünde topraklar yerde, en azından üstünde 200 500 arasında tomurcuk olacak. Tomurcuk olacak yani. Ama toprağa dikildikten sonra yaklaşık üstünde de 1 ayla 45 gün zarfında gül kalıyor. Ama tırak gibi. Sürekli çoğunlukla yani. Sürekli evet. Tomurcuk oluyor. Evet, aynen öyle. Yani bu öyle. Yani sarkık pompon gül diyoruz. Yani. Pompon gül diye geçiyor. Sarkık. Evet. Evet, devam edelim. Tamam. Hepsi şu an tomurcuklar, hatta yeni yeni açmaya başladılar. Evet. Bu da aynı öyle. Bu yani bu normal baston gülümüz bu. İşte kaç aşı diyelim, 1, 2, 3. 3 farklı renk değil de 2 farklı renk bu. 2 renk. 2 renk. Zaten şimdi yeni yaptığım sistemlerde şey uyguluruz. 4 renk yani kanallarda mesela burada bir renk, burada bir renk. Karşılıklı ikişer tane renk yapıyoruz. Daha güzel, daha dolgun gözüküyor. Evet, ben şunu da söylemiştim. Yani bazıları işte 2 aşı buradan vuruyor. Kimisi 2 aşı da az daha yukarıdan vuruyor. Evet, daha önce benim uyguladığım sistem. Senden öğrenmeden önce uyguladığım sistem. Benim tercihim bu şekilde. Çünkü bu şekilde yaptığımız zaman kafa daha çabuk toparlıyor. Daha çabuk toparlıyor, evet. Gelişim daha düzgün oluyor. Yani ben bunu niye, anlamış olduk yani. Ben biraz geç oldu ama anladım yani. Niye onu tercih etmiyoruz? Yani farz edelim ki şuradaki aşının biri tuttuğu zaman bir tarafı kel kalacak. Aynen. Ama tabii daha önceki videolarda anlattığımız gibi bunun İç budaması, budaması, iç budaması çok önemli. Form olarak. Aynen, form olarak yani tabii. Taşlanması daha değişik oluyor. Tabii. Birol abim burası bizimki gibi değil. Bizde 3-5 tane bir şey var. Birol abiye bir bakıyorum, 500 tane falan var herhalde. Daha fazla. Daha fazla, 1000 taneye yakın. 1000 taneye yakın gibi var. İnsan kendini kaybetsin. Hatta 1500 falan da herhalde bu 300-400 tane verdik izni geliyor herhalde daha. Şunun rengi benim çok hoşuma gidiyor. Çok güzel de kafa yapıyor. Şükür. Zaten yaprak yapısından belli. Bir de şey yapmış şurada Birol abi. Yani aynı anda iki kafa birden vurmuş. Aynı anda vurmuş ama işte bu mesela bu güller işte soğuktan bu şekilde. Aynen. Biraz şimdi, iklim bu sene çok bozuk gitti için. Çok bozuk gitti. Ama yalnız formları çok iyi. Yani uygulanan gübre olayı falan çok düzgün bir şekilde uygulama var. Büyük bir ihtimal Birol abi de tiyoları alacağız sonra. Ya şimdi yani bak, canlı duruyorlar. Benim o kullandığım gübre 25 gübre. 25 kilosu 3500 lira para var. Yani kalkıp da şimdi atıyorum işte şekerdir, işte şudur budur, onları kullanmıyorum. Kullandık mı iyi gübre kullanıyoruz. Sonuçların neticelerini alıyoruz. Sonuçlar çok başarılı. Ama bilhassa bu gül çok güzel kullanıyor. Kafa yapıyor ve bir de yaprak çok önemli. Yaprak canlı olacak. Ya tabi parlak olacak. Aynen. Parlak olacak. Parlak olacak. Evet şöyle Ahmet abi açanları yanına geçelim. Orada aşanlar var. Aynen Birol abi sen de gel. Bahçe, kendi bahçesini mi geziyorsun? Tabii geleceksin abi, ne gerek yok. Bunlar ise bu senenin aşısı. Aslında normalde bunlar şey olması lazım. Makaslanması lazım. Evet, daha yapılaşması için yani diyelim. Tabii şimdi benim
işte zamanım olmadığı için aslında benim için bir saatlik işte şunları yapmak. Ama tabii zamanımız olmadığı için. Bir de biz tez yanlılık yapıyoruz. Rengini de görelim diye biraz da bırakıyoruz. Aynen öyle. Rengini görelim diye açık bırakıyoruz. Aynen öyle. Çünkü yaptığım şeyin ne olduğunu görelim. Evet, evet. Bakalım sonuç nasıl şekilde evet, diye. Evet. Bu şekilde. Evet, evet arkadaşlar. Birol abinin yeri Yalova. Adresi tam olarak. Akköy. Atköy'de. Yani sen yakın olan arkadaşlar buradan gelip güvenilir bir şekilde istediği şeyi alabilir. Hani Baston Gülü üzerinde ben Birol abinin üstüne adam tanımıyorum zaten. Hani ustamızdır. Yani çok bilgi aldık. Allah razı olsun sayesinde. Sayfamızda da çok yardımcı oluyor. Her benim zaman. Gibi yani buradan istediğiniz şekilde güven sıkıntı olmadan alabilirsiniz. Evet Ahmet abi sen çek. Sayfada bakmak lazım.